uçuşup giden zamana inat vuruyor kalbim, duyuyor musun? Bana aşkı gözlerin anlatırken sen neden susuyorsun? Alo Asaf. Alo Asaf, iyi misin oğlum? Tek bir soru soracağım sana baba. Cevap olarak sadece var ya da yok demeni istiyorum. Sor. Var ya da yok. Tamam. Eylül'ün babaannesinin ölümünde bir suçun var mı baba? Bitmedi mi bu konu hala artık? Bitecek. Bitecek baba. Söz veriyorum, son kez soruyorum. Eylül'ün babaannesinin ölümünde bir suçun var mı? Yok. Benim bir suçum yok. Asaf. Sus! Sus! Yıllardır hayran kaldığım, üzümde yarattığım, büyüttüğüm kahramanımı yok etme. Tek bir laf daha etme. Sus! Ali Asaf, ne diyorsun sen? Senin sözün sözdü benim için. Kanundu. Ama ben bugün bu odada göreceğimi gördüm. Duyacağımı duydum. Belki de Süleyman amca haklı. Sen benim babam olamazsın. Sen benim babam olamazsın Ziya Nur Denizoğlu. Biz hiç benzemiyoruz ki senin. Hiç benzemiyoruz ki. Hiç benzemiyoruz. Baba kendine gel. Baba. 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 Yardım edin. Yardım edin, hemen birisi gelsin buraya, yardım edin. Baba. Baba kendine gel. Arkadaşlar, ventriküler fibrilasyon. Hemen defiye hazırlayın. Bir ampul adrenalin. Acele edin lütfen. İpek. Ambu sen. Hadi acele edin arkadaşlar. Hadi lütfen. Defi hazır mı? Hazır. 120 jül. Hazır. Çekilin. Hadi baba. Hadi. 1, 2,
3. Tekrar. 200 jul. Çakıyorum şekilini. Baba. Hadi. Hadi. 1, 2, 3. Tekrar hazırlayın. 250 veriyorum. Çekilin. Hadi baba. 1, 2, 3. Hadi baba, hadi, hadi, hadi. Bu zamana kadar bir sürü hayat kurtardım. Sayamadığım kadar çok. Benim için hayat kurtarmak, nefes almak kadar kolaydı. Şimdi ise benden tek bir nefes bekleyen babamın hayatı ellerimde. Belki de Süleyman amca haklı. Sen benim babam olamazsın. Sen benim babam olamazsın Ziya'nın Denizoğlu. Biz hiç benzemiyoruz ki senin. Hiç benzemiyoruz ki. Son görüşümde ona bağırmasaydım. Keşke kalbini o sözlerle kırmasaydım. O zaman bana geri dönmek için daha çok gücü olacaktı. Sakın kaçak canım, çekil. Ali, Asaf, bana bırak. Ali. Ali, Asaf, bırak. Abi. Affet beni baba. Allah'ım lütfen o sözler son sözlerimiz olmasın. Lütfen geri dön baba. Aç gözlerini. Bana bir şans daha ver. Sen ne yapıyorsun burada? Ha? Bırak. Sen kimsin ya kızımın eşyalarına dokunuyorsun? Kimden izin aldın? Şey ben... Ne şey? Ben söyledim Sinan. Çıkın dışarı. Bunlar ellenmeyecek. Bahar yok artık Sinan. Onun eşyaları, onun odası, bunlar bizim en fazla canımızı acıtır. Canın mı acıyor? Yapma be baba. Senin canının ne kadar acıdığını ben bugün gördüm. Ne demek istiyorsun? Esra'yı sen çağırdın, biliyorum. Saçmalama. O kızının cenazesine gelmeye tenezzül bile etmeyen kadını sen getirdin buraya. Yeter, kes. Esra'nın burada olmasından benim mutlu olduğumu mu sanıyorsun? Sen ondan ne kadar nefret ediyorsan ben daha fazla ediyorum. Ama ona ihtiyacımız var. Bırak ya, ne ihtiyacı? Elinde hisseler var oğlum. Tam senlik cümle baba. Elinde hisseler var. İnan bana, bu cümleyi senden başkası kuramaz. Süleyman Tunç, sen var ya eşi benzeri olmayan bir insansın. Bak, insan dedim sana. Ha? Ne halim varsa gör.
Yardım edin, arabada yaralı bir kız var. Çekilin. Ne oldu? Bilmiyorum. Üniversitede hocayım. Kampüste ağacın altında duruyordu. Öylece aldım geldim. Çabuk sedyeyi getirin, çabuk. Size yardım edin bana. Acıyor. Yardım edin bana. Yavaş, yavaş. Dikkatli. Dikkatli çıkarın, dikkatli. Tamam. Yavaş, çok dikkatli, çok dikkatli. Korkma, merak etme. Ne oldu bana? İyi olacak. Güvendesin. Abi ne haber? Hadi, çok korkuyorum, acıyor. İçeride. Bundan sonra da balon pompası takmam gerekecek. Floroskopi olmadan yapabilecek misin? Mecburum. Körlemesine takacağım. Yavrunuz var sonuçları. Oku sonuçları İpek. Troponin 4'e yükselmiş. Hematokrit. Kutlarda. Potasyum. 4,5. Karbonat 18. Diğer değerler normal. Ayarlayalım bu sefer. İki ucu hazır. Çak. 3, 2, 1. Tamam, geri geldi. Selim abi, sürekli VF oluyor. Balon takmaya kararlı mısın? Aort damarı parçalanabilir. Başarabilirim. Abi çok riskli. Evet çok riskli. Ama hayatını kurtarmak için bu riskin alınması gerek. Doğru söylüyor. Alıyorum riski. Takalım. Tamam, sen artık acile gidebilirsin. Aradım baba. Ne oldu kızım? Acile postalandım yine. O ne demekmiş ya? Ablam işte. Ben senin dediğin gibi gayet pozitif davranıyorum ama karşılığını zerre göremiyorum. Devam et sen iyi davranmaya. Tatsızlık çıkarma. Eninde sonunda anlar seni. Merak etme. Vazgeçmeyeceğim zaten. Hiçbir şeyle olmasa bile doktorluğumla ispat edeceğim kendimi. Bakalım o zaman beni görmezden gelebilecek mi? Bak, ablan kötü bir kız değil. Onun esas öfkesi çocukluğunda yaşananlara. Sana değil kızım. Kapatmam gerek baba. Sen kaç gibi gelirsin gece? Gelemem bu gece herhalde. Çok yoğun burası. Hadi öptüm. Çabuk çabuk çabuk. Dikkat. Bana bir önlük verin. Bana bir ışık ver. Beni duyabiliyor musun? Hı?
Hadi adını söyle bana. Senem. Senem. Tamam Senemciğim, hastanedesin, güvendesin, iyi olacaksın, tamam mı? Başım acıyor. Her yerim acıyor. Ne oldu? Dur. Yatman lazım. Aferin. Siz ne olduğunu görmediniz mi? Hayır. Peki şu bahsettiğiniz iki yaralı genç? Onlar için ambulans çağırdılar. Ben kızın durumu çok kötü diye hemen aldım getirdim. Doktor hanım, ambulansa birazdan iki yaralı genç gelecek. Onlar sende. Geldiklerinde bana da haber ver. Tamam hocam. Eldiven verin. Tamam hocam. Spanç ver. Vedat. Bu kız benim telefonlarımı niye açmıyor ya? Ben konuştum. Ne zaman gelecekmiş? Bu gece hastanede kalacakmış. İlk günden. Vay keriz kızım benim. Ya Nesrin, kız çalışıyor. Hastane yoğun demek ki. Ne yoğunu be? Tam senin kızın işte. Tam hık demiş, burnundan düşmüş. Enayi gibi çalıştırıyorlar ilk günden. Başlama yine gece. Bir huyunuz da düzgün olsa dişimi kıracağım, dişimi. Kesin o Eylül bunu kaçırtmak için ip gibi çalıştırıyordur, kesin. Tövbe estağfurullah ya. Hadi ben yukarı çıkıyorum. Sen de topla çantanı. Kim o? İpek mi? Yok. Halam. Hastane işi var da. Doktora nasılız ya? İşleri güçleri bitmiyor tabii. Sana bu saatte arama demedim mi? Çok mu özledim be? O Arda, bir şey olmayacak. Parçalamayacaksın, biliyorum. Hani Asaf, lütfen sakin ol. Sakin. Kötü bir şey olmayacak, merak etme. Sana güveniyorum abi. Bunu hissettirirsen sevinirim. Eylül, monitörü biraz döndürür müsün? Yavaş. Sakin, yavaş. Korkma. Bunu yapabileceğini biliyorum. Hadi abi. Yapacağım. Babam da sana güvenirdi. Çok az kaldı. Kalp atışı stabil. Biliyordum başaracağını. Biraz daha zaman kazandık. Başını vurduğu yeri de görmek istiyorum. Hemen tomografiye götürelim. Tamam. Nerede kaldı bu ambulanslar ya? Ağaç oldu kapının önünde. Gidelim soralım. Bakar mısın? Efendim hocam. Seninle tanışmadık biz. Ha evet. İpek ben. Yeniyim. Yeni geldin ama uzun zamandır burada gibisin. Böyle tanıdık bir halin var. Teşekkür ederim. Neyse, hoş geldin tekrar. Hoş bulduk. Eylül. Ne bu şimdi? Abla işkencesi mi? İşim var. Eylül. Beni yok sayma. Bak canımı sıkıyorsun gerçekten. Benim de sana her baktığımda canım acıyor. İstersen hangimizin acısı daha büyük diye tartışmayalım. Ben de sana her baktığımda beni sokağa atışlarını, sana sahip çıkışlarını hatırlıyorum. Her fırsatta annenin ceza diye benim önümden alıp senin önüne koyduğu tabağı hatırlıyorum. Yani kısacası, alış. Bizim hayatımız bu. Bunların hiçbiri benim hatam değil ki. Doğru. Hata ikimizin de değil. Ama oldu bir kere. Bunlar yaşandı.
Bu yüzden biz asla kardeş olamayız. Anladın mı? Hadi acele edin biraz, hadi. Sarsma, yavaş yavaş yavaş, başına dikkat et. Yavaş. Çocuklar yavaş lütfen. Ali, otur hadi. İyiyim ben, iyiyim Eylül. Değilsin, otur şuraya. İyiyim, merak etme. Ali, lütfen, hadi. Bak bana. Bak bana. Yalnız değilsin. Ben buradayım. Birlikte halledeceğiz, tamam mı? Birlikte. Birlikte olabilirsek. Halledemeyeceğim bir şey yok. Biliyorum. Olabilirsek mi? Niye böyle dedin ki şimdi? Sonuçlar geliyor. Olamaz. Soğudur arkanımı. Benim bahtım bayağı karardı ya. Ev desen yok. Aşk desen o zaten hepten yok. Benim artık buna bir dur demem lazım. Yepyeni, güzel, bembeyaz bir başlangıç yapmam lazım. Hocam 21 yaşında erkek, kampüste bulundu. Bir öğrenciyle kavga etmiş, başında yara, elinde sıyrık var. O şerefsizi getirmediniz değil mi? O kıza saldıran aşağılığı sakın iyileştirmeyin, sakın! Sakin, sakin, sakin. Yatar mısın? Başını yaralı. Adın ne? Adı Soner. Anlat, ne oldu? Ne olsun, kahramanlık yaptı. Ne yapacaktım? Kızı öyle mi bıraksaydım? Herif üstünlüğüyle diyorum size. Çok matah bir şey mi yaptın? Şu haline bak! Siz nasıl o serseriyi görün? Tamam, hadi içeri alalım. Alalım içeri. Bunu sen al, diğeri bende. Yavaş yavaş yavaş, dikkat edin, dikkat edin, dikkat edin. Hocam 21 yaşında erkek, üniversite öğrencisi. Olay yerinde tepkisizlik, koma seviyesi 5. Olay yerinde tüpü takıldı, kafa, kaburga ve dirseğinden darbeler almış. Sapık mı anlaşılan? Tamam, alalım içeri. Dikkat edin. Sakin. Dikkat edelim. Duyduklarım doğru değil, değil mi? Babanı bu halde ameliyata sokamazsın. Vakit kaybedemem. Aklını mı kaçırdın sen? Başka şansım yok Selim abi. Kalbi anesteziyi kaldırmaz, bunu sen de biliyorsun. Bunu bilemezsin. Söylediğiniz gibi risk almak lazım bazen. Ben de riski alıyorum. En kısa sürede müdahale etmezsem, beynindeki kanamayı durdurmazsam serebral herniyasyona girecek. Eylül, sen bir şey söyle. Ali, Asaf'a katılıyorum. Hemen asansör çağır. Ali Asaf. Bak, balon pompasını bile zor kaldırdı vücudu. Lütfen, doktor gibi düşünmeye çalış. Doktor gibi düşünüyorum zaten Selim abi. Babam ölmek üzere. Babamı kurtarmak için ne gerekiyorsa onu yapıyorum. Tamam mı? Ben sana güvendim. Sen de bana güven. Hadi, daha fazla vakit kaybettirme lütfen.
Esma'cığım. Yemi alabilir miyim artık? Geldik de. Tabii. Olabilirsin. Bu el içeride lazım bana biliyorsun. Acilen aradılar. Aradılar. Ama ben bırakırsam, bir daha tutmazsan, rüyadan uyanırsam diye korkuyorum. O kadar kolay değil uyanmak. İzin vermem buna. Hadi bekletmeyeyim artık, içeri girmem lazım. Esma. Ha tabii, tamam. Sen git. Benim de Eylül'ü görmem lazım zaten. Tamam. Görüşürüz. Görüşürüz. Bu arada sol bileğim de ağrıyor. Tamam, bunu halledelim, ona da bakacağız. Merak etme. İz kalacak mı? Yok, kalmaz. Nasıl gidiyor ilk mesai? Çok iyi. Dikiş kolay meziyet. Hocam beni çağırmışsınız. Alp sen yarayı devral. Tamam. Yarayı sen kapat. İpek sen de benimle gel. Şu darp edilen kız nerede? Esra Hoca ilgileniyor. Buyurun hocam. Çok acil göğüs tüpü lazım. Tamam hocam. Samet sen dur. Sen onun yerine geç. İpek göğüs tüpünü sen takıyorsun. Hocam hallediyordum ben. İkiletmeyin abi. Hadi 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 hadi. Bakalım sen de ilk mesai günü için ne kadar dayanıklısın? Böyle güzel bir fırsat için bayağı dayanıklıyım bence. Göreceğiz. İşte bitti. Bir de bu şerefsizi iyileştirecek misiniz? Bırakın ölsün. O kızı yaptıklarından sonra yaşamayı bile hak etmiyor. Hemşire hanım, eteğini çıkarın. Acaba Selim abi haklı mı? Yanlış bir karar veriyorsak bunun dönüşü yok biliyorsun. Olabilecek her şeyi biliyorum. O zaman bir gün daha beklesek kalbi dinlensin. Eylül tomografi sonuçlarına birlikte baktık. O kanamaya bir an evvel müdahale etmemek, onu silahla öldürmekle aynı şey. Belki de o silahın tetiğini ben çoktan çektim. Anlamadım. Kriz geçirmeden önce kavga ettik. Bağırdım adamı. Çok sert konuştum Eylül. Tamam, suçlama kendini. Benim onu bir an önce kurtarmam lazım. Tamam. Kurtaracaksın. Merak etme. Ama bir hatayı başka bir hatayla temizlemeye çalışmadan iyice bir düşünelim, tamam mı? Neyi bekliyoruz? Bir şey beklemiyoruz. Tomografiye gidiyoruz. Kız nasıl biliyor musun? İyileşecek mi yani? Tamam anladık, kurtardın da. Niye 85 kere soruyorsun?
Soracağım tabii ya. Kıza tecavüz edilmiş. Sormayayım mı? Hadi. Bana ne olmuş öğrenebildiniz mi? Düştüm değil mi? Hayır. Kaza mı geçirdim? Biri sana saldırmış Senem. Nasıl saldırmış? Yok. Olmadı öyle bir şey. Yok. Tamam kızım, tamam. Dokunma bana. Bırak Senem, beni. Sakin ol. Bak ben yanındayım, tamam mı? Bırak, bırak beni. Hayır, hayır, dokunma bana. Sakin ol. Sakin ol. Sakin ol. Bırak, bırak, bırak. Aferin sana. Derin derin nefes al. Bak. Derin derin. Aferin. Bak sakin olman lazım. Tamam mı? Güvendesin bak, hastanedesin. Tamam mı? Ben yanımda. Biri buraya baksın çabuk. Tamam çabuk. Tamam, tamam, tamam. Sakin ol. Derin derin nefes al, ver. Abime ne diyeceğim? Tamam. Abin de gelecek buraya. Ailen de yanında olacak. Hiçbir şey demene gerek yok. Hiçbir şey demene gerek yok. Canım. Sen önce sakin ol. Ölüm nasıl da sıfırlıyor her şeyi değil mi? Nefret yerini sevgi dolu anlara bırakıyor. Sen benim yakın arkadaşım da mı var? Hep de öyle kalacaksın. Bir dakika. Ben bu kadını nereden tanıyorum? Para tamam değil mi? Evet. Bu o ya. Bayağı o. Pardon. Bu ikinci resimdeki hanımefendi kim acaba? İdari yöneticimiz. Yani öyle. Rahmetli oldu. Belda'nın çok iyi bir kadını. Ameliyatı ertelemekle doğru bir karar verdim. Biliyor musun abi? İyi bir doktor olabilirim. Ama hiç iyi bir evlat değilim. O ne biçim söz öyle? Kriz geçirmeden önce babamla kavga ettik. Tartıştık. Sen babanla kavga ettin. Gözümle görsem inanmam. Ali Asaf? Her şey yıkıldı abi. Her şey alt üst oldu. Ben de o enkazın altında kaldım. Ne oldu bir anlatsana. Boş ver abi şimdi. Önce bir babamı kurtaralım da. Sonra anlatırım. Senin ne işin var burada? Niye nefes nefesesin? Ya olaydan sonra asansöre binemiyorum ya. Merdivenle çıktım ondan. Geç, geç. Anlatacağım. Ne oldu? Bak Esma, ayıp diyeceksen şu an gerçekten... Unutun şimdi, onu sonra anlatacağım. Sana komple kuran kadın var ya... Ben onu buldum. Ama... Bulduğum gibi de kaybettim. Ne diyorsun Esma ya? Diyorum ki...
Sana dava açan adam var ya. Heh. Hani o adam kafeye gelmişti ve bir kadın para vermişti. Tamam biliyoruz oraları. Geç. O kadın sizin hastanede yöneticiymiş. Kim? Melda mı? Aynen o. Aşağıda fotoğraflara bakarken fark ettim. Sen karıştırmış olma. Hayır canım, karıştırdığım falan yok. Gözümle gördüm diyorum sana ya. Gözümle gördüm. Allah rahmet eylesin. De. Belli ki arkandan iş çevirmişler. Dediğimi anladınız değil mi? Gayet net. Hastanede gözün görebileceği her yerde bunu istiyorum. Hiçbir noktada unutulmuş olmasın. Sabah hallolmuş olacak. Ziyanur'un durumunu da sorsaydın, değişen bir şey var mıymış? Kendi derdine düştüğünden, olandan bitenden haberin yok. Kalp krizi geçirdi. Durumu ciddi. Tamam, siz dediklerimi yapın. Sinan Bey, misafiriniz geldi. Bu saatte ne misafir? Doktor Eylül Erdem. Hayrola bu saatte? Geç otur. Oturmaya gelmedim. Yarın yapacağınız ilk işi söylemeye geldim. Vay 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 vay. Boyundan büyük laflar etmeye gelmişsin. O Tarık denen adamın iftirasını sizin organize ettiğinizi biliyorum. Ne diyor bu kız Sinan? Oğlunuz bana zarar vermeye çalışırken hastaneyi de tehlikeye atıyor Süleyman Bey. Yarın ne yapıp edip o davayı geri çektireceksiniz. Başka bir emriniz var mı Eylül Hanım? Var. Artık rahat bırakın beni de işimi yapayım. İşini mi yapacaksın? İşini yapsaydın kızım şu an yaşıyor olacaktı. Kısacası acı çekmeye devam edeceksin. Boşuna uğraşıyorsunuz. Ben acıya karşı hissizleşeli çok uzun zaman oldu. Nedenini siz de çok iyi biliyorsunuz. Kendinize nefes almak için başka yöntemler bulun. Bir doktor tavsiyesi. Anlaşılan bu kızı hafife almışız Sinan. Demir leblebi gibiymiş. Ne yeniliyor, ne yutuluyor. Şu yeni gelen asistan bu kızın kardeşi değil miydi? Evet. Ablası gibi hırslı mıymış o da? Anasının kızıysa daha da beterdir. O zaman kullan o kızı. Bakalım kim varmış burada. Alabilir miyim? Hı-hı. Size bu tavrı hiç yakıştıramadım. Bana bu tavrı hiç yakıştıramadın mı? Daha beni tanımıyorsun bile. Korkma diyeceğim de korkmadın zaten. Bahar'la size anlattılar. O ne demek şimdi? Bahar'la benim aramda bir şey yoktu ki. Ben var demedim ki. Yakın arkadaşmışsınız ya. Evet, çok yakın arkadaştık hem de. De yani. Yani beni onun yerine mi aldınız? Al bunu. Şimdi dost doğru işinin başına. Ben de biraz burada uyuyacağım. Burada mı? Eğer kalkarsan evet orada. Kaybol. Peki.
Çok iyi be. Ayak atan hastayı yeni kıza kilitledin de. Şimdi Oğuz Hoca'ya gidip şikayet etmesin seni. Etsin. Oğlum arada kıvılcımlar çakıyor, fark etmedin mi? Bırak ya şam şeytanı. Ne oldu ya, daha dün melek diyordun. Bak Can Kuş, bu sözümü hiç ama hiç unutma. Hı. Hatta yaz odanın duvarına her sabah oku. Şeytan da bir melektir. Gülme lan. Beni tıp çevrelerinde iyi tanırlar koçum. Adım Sam olduğu kadar göbek adım da İntiko'dur. İntiko? O ne be? İntikam meleği. Revenge. Gülme lan. Revenge. Yüzüme baka baka gülüyor ya. Hem sen dökül bakayım kardeşine. Sizin şu yemek işi ne oldu anlat. Ha sen Esma'ya mı soruyorsun? Hı hı. Olmaz o iş. Sıkıcı kız. Allah Allah. Kaçtım ben. Hadi kaçtım ben. Bak İskender, ne çıkarsa çıksın aramızda kalacak, tamam mı? Tamam Haluk hocam. Benden laf çıkmaz biliyorsunuz. Tamam. Hadi başlayalım. Şekilde hepimiz sorumluyuz. Ama bunu bilmesi hiç kimseyi geri getirmeyecek. Sus! Sus! Yıllardır hayran kaldığım, gözümde yarattığım, büyüttüğüm kahramanımı yok etme. Yalnız değilsin. Ben buradayım. Birlikte halledeceğiz, tamam mı? Birlikte. Birlikte olabilirsek. Halledemeyeceğimiz şey yok. Senden duyduğum en güzel şey bu. Benimle uğraşmaya başladığına göre sen de daha iyisin diye düşünüyorum. Hadi kalk. Özür dilerim. Ne için? Seni kaybetme korkusuyla yaptığım her şey için. Her şey. Bir düşünelim. Her şey için tek bir özür yetmez. Ama kabul ediyorum. Yaran nasıl? Bir dikişine bakalım mı? İyi, merak etme.
yaramayı. Sen kalbime iyi bak. Gerisi önemli değil. Çünkü birini seversen bir gün değil, her gün seversin. Ve her gün kendine de kalbine de iyi baksın istersin. Esrar. Nereye böyle selamsız sabahsız? Günaydın. Kusura bakmayın, biraz acelem var. Dur ya, dur. Bunu görmek istersin herhalde. Adı hep yaşayacak. Sen göremedin ama çok iyi bir doktordu benim Bahar. Üzülme. Sinan'la aranda ne geçerse geçsin, sen benim için hep değerliydin. Hep de öyle kalacaksın. Sinan söyledi mi? Söylemesine gerek yok. Hissen var bu hastanede. Kalmak için bize soracak değilsin ya. Umarım dünkünden daha güzel bir gün olur. Biliyor musun? Fiziksel olarak pek benzemiyoruz ama beni sana çok benzetiyorlar. Yanılıyorlar. Sen o kolyeyi nereden buldun? İkimize de babaannem almıştı ya, hatırlamadın mı? Ben seninle ilgili hiçbir şey hatırlamıyorum. Kabul etsen de etmesen de o benim de babaannemdi. Ben de öldüğünde çok üzülmüştüm. Hadi ya. O yüzden mezarına bile gelmedin. Ben gelmeyi istedim. Annem getirmedi. Annenin uğraşacak başka şeyleri vardı. Babaannemin kan parasının peşinde koşturması gerekiyordu. Benim annem öyle bir şey yapmaz. Sen annemi hiç tanımıyorsun. Ziyan Hoca'nın değerleri şahane hocam. Şahane vallahi ya. Böyle devam ederse öğleden sonra ameliyata alabileceğiz. Bırak dışarı sizi. Nerede? Bırak. Bırakıyorum sana. Ne oluyor burada? Efendim ne oluyor burada? Ne yapıyorsunuz? Nerede o? Yemin ediyorum bana vermezseniz bu hastaneyi başınıza yıkarım. Yapma oğlum. Yapma evladım. Yapma, kurban oldum. Ne olur. Ne olduğunu öğrenelim. Anne bırak öfkemi, senden çıkar mıyım? Bir kızı görelim önce oğlum. Allah muhafet aşkına bir dur. Anne çekil. Efendim ne yapıyorsunuz siz annenizi? Nerede olduğunuzun farkına varın. Burası bir hastane. Siz sakin olmanız lazım. Herkesi rahatsız ediyorsunuz. Sakin olamam doktor. Sakin olamam. Bu adam kardeşime ne yaptı biliyor musun? Hocam dün bahsettiğim şu dartla gelen hasta. Beyefendi, bakın. Sakin olmanız lazım. Öfkenizi anlıyorum.
Lütfen yapmayın, sakin ol. Ya çekil şuradan ya, bana psikolog ağzı yapma. Anlıyormuş. Kusura bakmayın doktor bey oğlum, tamamen sinirli. Önemli değil. Özür dileme şunlardan anne. Bana adamın odasını söyleyin. Şşş, sakin ol artık, tamam. Samet, sen hanımefendiyle ilgili. Peki hocam. Gel benim. Ne yapıyorsun ya? Sakin ol, ne olur. Konuşmalarına da, hareketlerine de dikkat edeceksin. Etmesem ne olacak? Bak dostum, acın var. Anlıyorum. Saygı duyuyorum sana. Ama bu hastanede herkesin bir acısı var. Senin de onlara saygı duyman lazım. Bu insanlar buraya acılarını dindirmek için geliyorlar. Senin bu saçma sapan hareketlerini çekmek için değil. Anlatabildim mi? Hı? Anlatamadıysam eğer anladığın dilden de konuşuruz, merak etme. Hadi arkadaşlar. Beyefendiyi alın. Tamam. Sakinleştiğinde de haber verin, kardeşini görebilir. Görüşeceğiz lan seninle. Hadi. Hastane burası, bağırmayalım. Bırakın! Bağırmayın, burası bir hastane. Yapma, başımızı helaya sokacaksın. Yapma annem. Tamam arkadaşlar, sorun yok. Tamam. Sakin diyorum size, tamam. Tamam, bırak. Bırakın, bırak. Sakin be kardeşim. Onun benden başka kimsesi yok. Çıkacağım. Vallahi pek sakinleşmişe benzemiyorsun. Hem Ali Asaf hocanın kesin emri var. Bu hocanızın da hastanenizin de. Sus kurban olayım. Ben bütün gün ameliyathanede olacağım Alp. Özellikle Hakan'la seninle ilgilenmeni istiyorum. Ben de size onu söyleyecektim hocam. Hemşireler haber verdi. Kesinlikle yemek yemiyormuş. Biliyorum, dün gece beni de aradılar. Ne yapacağız hocam? Ben bir şey yapmayacağım. Sen yapacaksın. Gerekirse ellerinle besleyeceksin. Tamam hocam. Eylül Erdem. Hocam ben kaçtım. Merhaba. Yoğunluktan tanışamadık. Ben Esra. Merhaba. Bahar'ın annesiyim. Gerilmene gerek yok. Kendini suçlu da hissetme. İnsan bazen zor kararlar veriyor. En çok da biz doktorlar. Ben gerçekten çok üzgünüm. Ben de. Biliyor musun? Güneydoğu'da çalışırken ölü evlerine ağaççı kadınlar gelirdi. Neden diye sorunca acıyı azaltmak için doktor hanım derlerdi. Haklılarmış. Neyse. Daha çok konuşacak zamanımız olacak. Görüşürüz. Selam. Yemek getirdim sana. İstemiyorum. Olmaz, yiyeceksin. Eylül hocanın kesin emri var. Bu yaptığımda Eylül hanımın hoşuna gidecek. Ne o? Her şeyi buraya yazıyorum. İyi bir şey yapıyorsun da senin yemek de yemen lazım. Artık insanlar bana bakınca bir canavar görmeyecek. Gerçekten senin ne dediğini anlamıyorum. Beni akşam götürecekler ya. Senden bir şey isteyebilir miyim? Önce yemeğini yiyeceksin. Bu mektubu Eylül Hanım'a götürür müsün? Vallahi kendin ver. Hem neden yemek yemediğini de onu açıklarsın. Al, tamam, yiyeceğim. Al, tamam. Bak, yemeye başladım bile. Ver, tamam mı? Kesin ver. Tamam. Ama ben gittikten sonra okusun. Şimdi okumasın. Tamam. Anlaştık. Bak, yiyorum.
Hastanenin ismi çok iyi fikir değil mi? Öyle. Oğuz. Yardımına ihtiyacım var. Babanın ameliyatında ben de olacağım. Sağ ol. Ameliyatta Eylül asiste edecek beni. Ben senden başka bir şey rica edeceğim. Hayırdır? Şu gece gelen saldırı vakasına sen bakmışsın. Ben baktım. Kızın abisi geldi. Aşağıda olay çıkardı az önce. Dikkatli olun, tamam mı? Neden suçlu kim belirsiz. Bunların suçladıkları adamın daha ifadesi alınmadı. Baygın yatıyor. Neye göre yani? Kızın abisi suçlunun kim olduğuna karar vermiş bile. Allah Allah. Hocam! Ziyanlı hoca. Ne oldu? Değerleri düşüyor. Hocam yeni kimlikleriniz. Bu ne? Hastanemizin adı değiştirildi. Sinan Bey öyle istemiş. Her yerde yeni logoyu görmek istiyor. Kızının adını unutturmak istemiyor tabii. Baktığımız her yerde onu göreceğiz. İşini mi yapacaksın? İşini yapsaydın kızım şu an yaşıyor olacaktı. Kısacası acı çekmeye devam edeceksin. Hocam telefon mu çalıyor? Efendim Sama. Nasıl? Ali Asaf'ın haberi var mı? Tamam geliyorum ben. Doktorlar hayat kurtarmak için yaşarlar. Beyaz önlükleri yalnızca hastaların değil, onların da umududur. Ve o umut herkes için vardır. Suçlu suçsuz ayırmadan. Beyaz önlük herkes için eşitlik demektir. O gömleği giyenler için hayat vermek. Yeri geldiğinde hayatından vazgeçmektir. Ve hepsi bir yemin ederler. Silinmez izleri silmek, görünmez acıları dindirmek için. Beyaz gömleği çıkardığında ise savunmasızsındır artık. Herkes gibi. Sadece insan. Ve o zaman hatırlarsın ki herkes bir gün ölecek. Nasıl, nerede, ne zaman olacak? En son kimin sesini duyarak, kimin kollarında öleceksin? Bu sadece Allah'ın takdiridir. Nasıl yaşayacağımız, o bize kalmış. Onurlu mu? Yoksa onursuz mu? Yalanları mı seçerek yoksa gerçekleri mi? Gözünü kapattığında sana kalan işte bu seçim olacak. Kararınız ne olursa olsun, sevdiğinizden asla vazgeçmeyin. Onu kaybetmemek için savaşın. Onunla geçirdiğiniz her günün değerini bilin. Hazırlanıp geliyorum. Eylül.
Seni seviyorum. Kalbine bir gün değil, her gün iyi bakın. Çünkü bu hayatta sizi ayakta tutacak tek şey o aşktır. Ben de seni seviyorum. Senem, sakin. Ben gitmek istiyorum. Bırakın beni. Tamam. Sakin. Otur şöyle. Bak güzelim, beni dinle. Bu senin suçun değil. Bunu sana yapan şerefsizin suçu. Ailenin yüzüne bakamayacak, utanacak hiçbir şey yapmadın sen. Tanışma partisindeydik. Verdi biri bana, hiçbir şey hatırlamıyorum gerçekten. Senin hiçbir suçun yok, değil mi? Geçti. Geçti. Kız kendine değildi. Ama görür görmez o çocuğun kıza bir kötülük yaptığını anladım. Herifi kaptığım gibi aldım üstünden. Sonrasında kavgaya tutuştunuz. Ne yapsaydım? O hayvan kızı tecavüz ettiriyorum. Allah kahretsin. Biraz da erken olabilseydim orada. Bu arada sabahtan beri benekler görmeye başladım. Bir bakalım. Biraz başını arkaya yaslan. Kalemi takip et. Yani önemli bir şey gibi gözükmüyor ama retina yırtı olabilir. İpek, bir göz doktoru baksın. Tamam hocam. Bu arada şu elindeki yere de baksınlar. Peki o yaşayacak mı? Kim? O tecavüzcü pislik. Yani acilde hala, henüz kendine gelmedi. Geberir inşallah. Sen de hapsi boylarsın. Ne zamana geliyorlarmış? Hı-hı. Tamamdır, hemen geliyoruz. Gözünüz için birisi gelecek. Ne yani? Şimdi Soner hapse mi girecek? Çok çabuk sonuca varıyorsun. Daha gerçeği bilmiyoruz. Niye? Arif Senem'e tecavüz ederken Soner de kurtarmış işte. Al sana buz gibi gerçek. Bitti mi orası? Hangi resim? Dün çizdiğin. Hayır. O zaman hala kim olduğunu bilmiyoruz değil mi? İşte öyle. Her şey bitmeden bütün resmi göremez. Biraz daha ikart edin. Neden durdu? Kanama çok büyük. Hala kurtarabilirsin. Ben bu kadar yoğun kanaması olduğunu tahmin etmedim. Daha beterlerini de yaptın. Evet. Yaptım ama... şu an emin değilim. Hastayı baban gibi düşünme. Başaramayacak. Kaybetme sırası bu sefer Ali Asaf Hoca'da. Hayır. Kaybetmeyeceğim. Başaracağız. Hadi şu kanamayı durduralım. Klemp ve aspiratör. Dikkat edin. Anne, bunlar beni delirtiyorlar. O tecavüzcü içeride, ben kardeşimi göremiyorum. Oğlum sus kurban olayım. İçeride tutuyorlar. Pardon, müsaade eder misiniz? Berat Bey, ben de sizi arıyordum. Kardeşinizin doktoruyum. Kızım nasıl? Gelin anlatayım.
Esra Hanım, Ali Asaf Bey'in emri var. Beyefendi giremez. Tamam, sorun yok. Beyefendi sakin kalacağına söz verdi. Gelin benimle. Orta serebral arterde kanama var. Temporal lobektomi yapmamız lazım. Ama hareket kabiliyeti ve hafızası hala yerinde. Bu çok riskli bir karar. Ama hemen karar vermen lazım. Emin olamıyorum. Olmak zorundasın. Burada yatan benim babam olsaydı, hayatta tutmak için ne gerekiyorsa onu yapardım. Bana sürekli meydan okuyup duruyordun Ziyanur. Şimdi olduğun yere bak. Anlamadım. Yok bir şey. Uğruna beni ezip geçtiği sözüm ona çocuğunu görsün bakalım. Başaramayacak. Biliyor musun? Umurumda bile değil. İster yaşatsın, ister neşteri beynine saplasın. Burada olandan hiçbir ilgimi çekmiyor. O zaman şu kızın bahsettiği dava, hallet onu. Hiç niyetim yok. Fatih. Biraz konuşalım. Baban aradı. Hiç şaşırmadım. Herkesi deniyor sırayla tek tek. Baban çok eski dostum biliyorsun. O yüzden babana dediğimi sana da diyeceğim. Öfken de çok haklısın. Çok sevdiğin birini kaybettin. Tıpkı benim gibi. Bu yüzden Eylül'e olan nefretini en çok ben anlayabilirim. Bundan sonra bir sıkıntın ya da üzüntün olursa beni arayacaksın. Sağ olun hocam. Konuştuğumuz gibi güçlü olacaksınız. Tamam doktorum. Abi.
Hocam nabız düşüyor. Daha fazla devam edemezsin. Edeceğim. Vazgeçmeliyim senden. Vazgeçmeyeceğim. Hocam 8-4 tansiyon. EKG edin. 45 saniyeye ihtiyacım var. Hasta kardiyolojik şokta. Kalbi dayanamayacak. Ali Asaf. Ali Asaf hemen kapat. Son 30 saniye. Tansiyon 6. Hastayı kaybediyoruz. Ali Asaf lütfen Selim abiyi dinle. Kanamaya ulaşmak üzereyim. Ali Asaf sana hemen hastayı kapat diyorum. Bitti. Güzel. Güzel. Mektup. Ben mektubu vermeyi unutuyordum neredeyse. Giyin bakalım. Saat 6'da araç geliyor seni almaya. Sen olmasaydın başaramayabilirdim. Asıl başaran babamdı. İyi dayandı baya. Uyanınca ona bir özür borcum var. Ne özür? Babaannemin ölümüyle ilgili haksız yere suçladım onu. Aslında yardım ediyordu. Ameliyata giren diğer doktoru bile bulup getirdi bana. Bak Eylül. Hocam. Fırsatını bulup bunu size veremedim. Ne bu? Sanırım Hakan size bir özür mektubu yazmış. Özür? Sanırım. Ama o gittikten sonra açmanızı istedi. Kaçta alacaklar? Saat 6'da. Ama hocam o gittikten... Doktor! Sen beni içeri almayıp o canavarı iyileştiriyorsun ha? Şimdi gelsin de seni alsınlar elimden! Ne yapıyorsun? Gördüm. O tecavüzcünün kapısına polis dikmişsiniz. Bizi kimse duymayacak mı?
Ben duyuyorum senin sesini, tamam mı? Anlıyorum seni. Sakin ol lütfen. Anlayamazsın lan! Siz beni nasıl anlayacaksınız? Benim kardeşim... Babama söz vermişti. Yemin etti. Koruyamadım emanetini. Tamam. Kalk. Benim gibi abi olmaz olsun. Koruyamadım kardeşim. Şşş, yapma, 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 yapma. Kalk hadi, kalk. Hani nasıl yani? Eylül'ün kız kardeşi doktor ve aynı zamanda aynı hastanede, öyle mi? Evet. Ben şok etti, onun dibiyim yani şu an. Da Eylül bana niye bahsetmedi ki hiç böyle bir şeyden? Ya sen onu boş ver şimdi de Esma. Şu anlattığın kadın var ya, ölen hani. O kadınla Eylül'ün bir sorunu mu vardı acaba? Yani bir husumet falan mı vardı aralarında? Niye böyle bir şey yapmış olsun ki? Yani benim bildiğim bir şey yok. Ama olay bayağı büyük demek ki Melda ile falan bitecek gibi değil. Çünkü ben bu konuyu Eylül'e anlattıktan sonra Eylül direkt Sinan denen adamın yanına gitti. Sinan mı? Bağırın bana sonra. Hayırdır? Niye sustunuz? Ne olmuş Bahar'ın babasına? Adam kızını toprağa vermiş Nesrin. Daha ne olsun? Ha, onu konuşuyordunuz yani. Toprağı bol olsun, ne diyelim? Bir de tamcıcığım, ben artık kalkayım. Çünkü kafede işler bekler, değil mi? Ben seni geçireyim kızım. Sen karını hiç tanımamışsın Vedat. Söyleme bakalım. Ben öğrenmesini bilirim. Vedat amca. Ne yapacağız peki? Sen değil Esma. Ben yapacağım. Yalnız buldukça yüklendiler kızıma. Ama bundan sonra Eylül'ün bir babası olduğunu görecekler. Gel. Sinan Bey, birkaç dakikanız varsa... Acil mi? Başsağlığı dilemek için gelmiştim. Bahar'ın ölümü hepimizi çok... Tamam, tamam, sağ ol. Çıkabilirsiniz. Sinan Bey bakın, acınız taze biliyorum. Çok vaktinizi almayacağım. Diyeceğimi deyip çekip gideceğim. Tamam. Ne diyeceksen de ama çabuk ol. İşim var. Bak şimdi. Kulağını aç ve beni iyi dinle. Öyle kaybedecek çok şey olan bir adam değilim. Milletten sakınacağım, koruyacağım şeyin sayısı bir elin parmaklarını bile bulmaz. Ama benim iki tane kızım var. İkisi de canımdan kıymetlidir. İyi de bundan bana ne? Eylül'e zarar vermeye kalkan karşısında beni bulur. Kızımdan uzak duracaksın. Ne diyorsun sen be? Tarık mevzuna ortak ettiğiniz Melda'yı biliyorum. E'si davayı geri çekeceksin. Yoksa... Tamam tamam, anladım ben seni. Bir karın bir sen. Bu sefer kaç para istiyorsunuz? Ne parası be? Küçük kızını da hastaneye aldım. Daha geçen karına yine para verdim. Bitmeyecek misiniz siz? Hadi canım, haberim yoktu deme. Vay be, ne kadınmış. Seni de ayakta uyutmuş. Ne diyorsun sen be? Doğru konuş! Bırak. Bana bak, senin o
Dilini koparırım. Sakın karıma iftira atmaya kalkma. Ne iftirası? Ödediğim paraların dekontları elimde. Yalan söylüyorsun. İnanıyorsan git bak hepsi çekmecede. Yalan. Ne kan parasıymış kardeşim. Doymak bilmediniz. Elinize sağlık. Başımı yerden kaldıramam artık ben. Berat Bey. Babam öldü. Daha 16 yaşındaydım. Senem böyle daha ufak. Baba dedim ben. Abi demedim. Annemle beraber büyüttük onu. En iyi okullarda okusun diye ne işler yaptım. Yukarıda Allah var hiç gocunmadım. Bir saniye bile. Yanlış bir şey de yapmadı çocuk. Karıncayı bile incitmezdi. Öyle tertemiz bir çocuk. Hala öyle. Değil. Görmedin sen onu. Böyle canı gitmiş çocuk. Önce dönmez de gelince ne diyeceksin? Her gün pazara gidiyorum. Yer mi canım bu adam? Saksı mı o kadar? Ya gerçekten mi? Nesrin! Nesrin! Ne yapıyorsun lan sen? Vedat, düşündüğün gibi değil. Allah belanı versin. Ulan ne istediğini de yapmadım be. Ne istediğini de yapmadım. Evimi barkımı da attım lan senin için. Kadını intihar etti be. Öz kızımı kapının önüne koydum lan, kapının önüne! Vedat Allah aşkına ne dediler sana? Bu şerefsizden para almışsın. Anamı sattırdın lan bana, anamı sattırdın! Yalan! Yemin ediyorum sus. Yalan! Sus! Sus! Nereye kayboldu bu kız şimdi? Ne diyeceğim ben Esra Hoca'ya ya? Doktor hanım. Bu adam ne zaman kendine gelecek? Tecavüz suçlaması var, biz hala ifade alamadık. Sorunu bunu kendi sağladığında konuşursunuz. Pardon. Efendim peki? Hocam, siz Senem'e bak demiştiniz ama odasında değil. Ne demek değil? Hemen bul onu. Tamam.
anlamadım. Ben seni hatırlıyorum. Partide sen de vardın. Bana bakıyordun. Şimdi de baksana bana. Neden bakmıyorsun? Bayağı, cevap sakin versene ol. Bana. Cevap bak. Versene bana. Bunu bana sen mi yaptın? Sakin ol. Hayvan herif. Sen mi yaptın bunu bana? Senem dur. Gel buraya. Allah seni belanı versin. Tamam tamam. Bana İnşallah bak. İnşallah geberim. Senem sakin ol. Bak beni dinle. Beni dinle. Çok hızlı nefes alıp veriyorsun. Sakin olman lazım. Hemen oksijen tüpünü getirin bana. Çabuk çabuk çabuk. Sakin sakin. Karnım. Yavaş. Yavaş. Hocam hastanın kanaması var. Hemen şuraya otur. Tamam, tamam Selam. Tamam, otur şuraya yavaş. Yavaş otur. Tamam kızım, tamam kızım. Tamam, tamam. Sakin ol, sakin. Sakin bak, biz yanındayız. Aferin, aferin. Sakin. Tamam mı? Biz yanındayız. Kimin bu? Bir hastanın. Tabii ya, tabii. Sam o sabaha kadar çalışsın, Alp Efendi de burada keyfine baksın. Oh! Ne güzel dünya. Pelvisi kırıktı. Kanamaya sebep vermiş olmalı. Tansiyonu düşüyor. İpek hemen bir ünite alıyor var asalım. Kalbi durmadan stabil hale getirmeliyiz. Karın duvarını açıp tampon koysak? Tamam yapalım. Bana bir gazlı bez bir de delikli mavi lütfen. Çabuk. Aç el hemşire. Steril geldi. Açıyoruz. Bisturil. Geldi. Mesaneye bastır pelvisin karşı tarafına. Çabuk ol, bastırmaya devam et. Hemşire hanım biraz daha tampon getir. İyi gidiyoruz. Tansiyon normale dönmeye başladı. İşe yaradı. Kan vermeye devam edelim. Biri ameliyathaneye haber versin. Aç el hemşire. Hadi çabuk çabuk. Hadi gidiyoruz. Oğuz hocam, bunu senin getiren bey bıraktı. Arabada düşmüş. Kızın anahtarı herhalde. Bunun üzerinde kan var. Zavallı kız. O pisliği hesaplarken elini kestiğinde oldu herhalde. Bu dediğim mümkün olamaz. Çünkü Arif'e delil muayenesi yapıldı. Raporlarını okudum. Üzerinde anahtar yarası ya da benzeri bir şey yoktu. Ama kimde var biliyorum. Kimde hocam? Eldivenin içinde kalsın mı? Bunu acilen polise ulaştır. Acilen, çok acil. Çıkacaksın dediler, akşam ettik. Saat 5 oldu ya. Yeşim, şu doktora söyle çabuk gelsin. Sıkılmaya başladım ama. Hele şükür, neredesiniz? Niye hala taburcu olmadım ben?
Ne oldu? Öldü mü yoksa? Maalesef. O kadar şanslı değilsin. Ne demek şimdi bu? Yaralarına tekrardan bakmamız gerek. Ne? Neden? Söyler misin? Bırakır mısın kardeşim? Memur bey, bir şeyler yapsanıza. Yeşim, bir şeyler söyle. Bıraksana kardeşim. Bırakır mısın? Sen Senem'e saldırdığında elinde anahtar vardı. Bak, bunlar da savunma izleri. Ne diyorsun sen ya? Ne diyorum ben? Allah belanı versin. Seni gördüm. Seni onunla gördüm. Saçmalama, kes sesini. Partide onunla sınırlaşmaya çalışıyordun. Kes sesini dedim. Ben yapmadım. Bana tuzak kurdunuz. Suçu benim üzerime atıyorsunuz. Memur bey, bakın ben yapmadım diyorum. Hasta sizin. Sen ne yapmaya çalışıyorsun ha? Ne yapmaya çalışıyorsun? Memur bey, bırakır mısın lütfen? Derdini savcıya anlatıyorsun. Yeşim, bir şeyler yap ne olur. Ben bir şey yapmadım diyorum sana. Bakın ben bir şey yapmadım. Elbet buradan çıkacağım. Suçsuzum diyorum size. Suçsuzum. Yeşim, avukat ara. Sen göreceksin. Bıraksanıza. Bırakın. Bırakın. Yeşim kurtar. Baba olmak zor. Kardeşine babalık yapmak da zor. Küçücükken yetim kalmış bir çocuğa babalık yapmaktı. Senin baban başardı. Çok iyi bir baba oldu. Berat da başaracak. Gerçekten böyle mi düşünüyorsun? Evet. Ben de suçladım onu. Yalnızca ona bir özür borcum var. Hakan'ı alacaklardı, unuttum. Eylül. Sana söylemem gereken bir şey var. 15 dakikaya dönmüş olurum. Hemen konuşuruz, tamam mı? Allah'ım, ben ne yaptım? Bana yardım eden tek insana bağırdım. Ölmesini istedim. Kendini suçlamayı bırak artık. Bilemezdin. Peki ben şimdi ne yapacağım? Nasıl yaşayacağım? İnanarak. Nasıl? Sen bir günden çok daha fazlasısın Senem. Tek bir kötü gecenin hayatını mahvetmesine izin verme. Ben o kadar güçlü müyüm? Evet. Sandığından daha güçlüsün hem de. Peki abim, annem benim için yaptıkları onca şeyden sonra... Senem, onlar da atlatacaklar. Senin iyi olduğunu gördükçe onlar da unutacaklar. Her geçen gün daha iyi olacaksın. Oğlum,
Ne olur çıkınca bir şey söyleme olur mu? Eylül Hoca, kaç kere özür dilediğimi bilmiyorum ama bir kez daha dilemek istedim. Hatırlamadığım onca şey adına herkesten binlerce kez özür dilemek istiyorum. Ama Fatih denen o çocuk haklı hocam. Hatayı kabullenmek kimi neyi yere getirmiş ki? Hiçbir yaptığımı hatırlamıyorum. Ama aynaya her baktığımda annemin, abimin yüzünü hatırlıyorum. Ne gidecek yerim? Ne de kimsem kaldı artık. Ben bununla yaşayamıyorum hocam. Varlığımla onca insanın sonunu getirdim. Şimdi yok olurken de birkaç kişiye can olmak istiyorum. Organlarımı alın. Olabildiğince çok insana umut verin, hayat verin. Ben onları sevdiklerine kavuşturmak için gidiyorum. Hakkınızı helal edin. Size yaşattıklarım için de beni affedin hocam.
Ziyanur Hoca böyle bir şey yapmış olamaz. Kendi kulaklarımla duydum abi. Ne yapacaksın peki şimdi? Eylül'e söyleyecek misin? Yine yırttın kefeni Ziyanur. Oğlun seni kurtardı sanıyorsun. Ama seni kimse kurtaramaz. Ben çok acı çektim. 40 yıllık dostluk ne hale geldi bak. Hep bizi suçladın. Beni ve oğlumu. Biz bu hikayedeki kötü adamlardık. Güya sen de iyi adam. Ama kimse sormadı ki bu iyi adam bir yaşlı kadının günahına niye oğlumla ortak oldu diye. Dur dur, yorma kendini. Ben söyleyeyim. Çünkü oğlumun işlediği suçu çok önce sen de işlemiştin. Hani bir kimsesiz çocuğa sahip çıktım diye övünüp duruyorsun ya. Bunu iyiliğinden yapmadın Ziyanur. Vicdan azabını dindirmek için yaptın. Yarın bunu oğlun da öğrenecek. Asaf.